Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Kantaron yağı nasıl kullanılır ve yapılır? Kantaron otu, geleneksel tıpta psikiyatrik sorunlar ve yaraların tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkidir. Günümüzde çay ya da takviye formunda tüketilmektedir. Ayrıca çiçeklerinden elde edilen kantaron yağı, özellikle ağrı kesici ve yara iyileştirici etkisiyle her evde bulunması gereken bir üründür. Sarı kantaron yağı, bitkinin kurutulmuş sarı çiçeklerinden buharla damıtma yoluyla elde edilir. Kırmızı kantaron yağı ise, taze çiçekleri toplanarak evde kolayca üretilebilir. Renkleri farklı olsa da, her iki yağ da benzer amaçlar için kullanılır. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Kantaron otu nedir? Kantaron otu, Heperium perforatum Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'ya özgü, parlak sarı çiçekli bir bitkidir. Çiçekleri ve yaprakları hiperforin ve hiperisin gibi depresyon tedavisinde etkinliği kanıtlanmış aktif maddeler içerir. Neredeyse 3000 yıldır geleneksel tıpta nevraljik durumlar, psikiyatrik sorunlar ve yaralar dahil olmak üzere çok sayıda hastalığı tedavi etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde çaylar, tabletler ve topikal preparatların önemli bir parçasıdır. Kantaron yağı neye iyi gelir? Kantaron yağı, kantaron bitkisinin çiçeklerinden buharla damıtma yoluyla elde edilir. İnce kıvamlı bir yağdır ve meyvemsi, baharatlı bir aroması vardır. Bu şifalı yağ, şampuan, cilt bakım ürünleri ve banyo ürünleri üretiminde kullanılır. Ayrıca eklem ağrıları, cilt problemleri, yaşlanma semptomları, iltihaplanma, travma ve basit yaraların tedavisinde de geleneksel olarak kullanılır. Sarı ve kırmızı kantaron yağı arasındaki fark. İki farklı renkte kantaron yağı vardır. Kırmızı ve sarı. Kırmızı yağ, bitkinin taze çiçeklerinden, sarı yağ ise kurutulmuş çiçeklerden elde edilir. Ancak her iki yağın da genellikle kullanım alanları aynıdır. Kantaron yağı nasıl yapılır? Kantaron yağı yapmak için, kantaron çiçeklerini, güneşli bir havada toplayın. Topladığınız çiçekleri, yumuşak bir şekilde ezin. Ardından ezdiğiniz çiçekleri, bir kavanoza koyun ve üzerine sızma zeytinyağı ilave edin. Eğer yanık tedavisinde kullanacaksanız, zeytinyağı yerine keten tohumu yağı ekleyebilirsiniz. Hazırlanan bu karışımın ağzını, tülbentle örterek yaklaşık bir ay kalacak şekilde, güneşe koyun ve ara sıra karıştırın. Yağ bir tülbentle süzün ve tercihen koyu renkli bir kavanoza koyup ağzını kapatın. Kantaron yağını serin ve karanlık bir ortamda saklamanız gerekir. Eğer uygun koşullarda saklarsanız, 2-3 yıl etkisini kaybetmeden dayanır. Sarı kantaron yağı faydaları. Hemoroid tedavisinde kantaron yağı. Sarı kantaron yağının içerdiği hiperisin ve flavonoidler, hemoroidin neden olduğu kaşıntı, yanma ve ağrıyı azaltabilir. Jojoba yağıyla ya da cilt bakım kremleriyle karıştırarak seyrelttiğiniz sarı kantaron yağını, hem dış hem de iç hemoroidleri tedavi etmek için doğrudan etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Ya da tedavide sıcak suya oturma banyosu uyguluyorsanız, suya sarı kantaron yağından 1-2 damla damlatabilirsiniz. Ancak öncelikle doktorunuza danışmalısınız. Kantaron yağının ağrı kesici özelliği, şişmiş ve iltihaplı eklemlerin yanı sıra, dayanılmaz ağrı, romatizma ve artritin baskın semptomlarıdır. Kantaron yağının anti-enflamatuar ve analjezik etkisi artrit ve romatizmaya bağlı ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ayrıca kas ağrıları, çürükler, burkulmalar, tenisçi dirseği, sinir rahatsızlıkları, sert ağrılı eklemler, varis ağrılarının da tedavisinde kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak ağrıyan bölgelere masaj yapabilirsiniz. Yaraların ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Kantaron yağı, yaraların ve diğer cilt enfeksiyonlarının iyileşmesini yavaşlatan bakterileri, mikropları ve diğer zararlı organizmaları öldürmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca içerdiği flavonoidler ve tanenler sayesinde etkilenen bölgelere topikal uygulandığında yaraların ve güneş yanığı da dahil yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Böcek sokmalarında etkilidir. Kantaron yağı, böcek sinek ısırıklarında ve arı sokmasında da etkilidir. Yatıştırıcı etkisi sayesinde hızlı bir rahatlama sağlar ve kaşıntı ya da ağrıyı azaltır. Fibromiyalji, menopoz ve adet öncesi sıkıntılar için kantaron yağı etkilidir. Bu üç rahatsızlık, sıklıkla keskin ağrıya neden olan, vücudun normal işleyişini kesintiye uğratan ve çoğunlukla kadınlarda görülen sorunlardır. Fibromiyalji de %90 oranında kadınlarda görülür. Yapılan araştırmalar, kantaron yağı ile yapılan masajın, adet öncesi sendromunda görülen kramplar, mide bulantısı, göğüs hassasiyeti gibi fiziksel rahatsızlıklar yanında, duygusal sıkıntılara da iyi geldiğini göstermektedir. Ayrıca kantaron yağını, menopoz sırasındaki anksiyete ve duygu durum dalgalanmalarında ve fibromiyalji ile ilişkili kas ve doku ağrılarının tedavisinde de kullanabilirsiniz. Ancak masaj yapmadan önce kantaron yağını, susam yağı gibi inceltici bir yağ ile karıştırmanız tavsiye edilir. Ya da ılık banyo suyuna 1-2 damla damlatarak rahatlayabilirsiniz.
sarı kantaron yağı nasıl kullanılır? Genel olarak kantaron yağının, haricen masajla uygulanması tavsiye edilir. Uzman biriyle görüşmeden, asla içmeyin. Yağı gözlerde veya mukoza zarında kullanmayın. Alerjik etkisini ya da cilt hassasiyetinizi test etmek için, topikal olarak kullanmadan önce, az miktarda yağı, kolunuzun içine uygulayıp, bandajla kapatın. Herhangi bir tahriş hissederseniz, bölgeyi hemen yıkayın, 48 saat içerisinde tahriş olmazsa, cildinizde güvenle kullanabilirsiniz. Romatizma ağrıları ve kas ağrıları için, seyreltici bir yağ ile karıştırıp, ağrılı bölgeye masaj yapabilirsiniz. Hemoroid tedavisinde, doğrudan hemoroid bölgesine uygulayabilir ya da sıcak suya oturma tedavisinde, suyun içine 1-2 damla damlatabilirsiniz. Yara ya da yanıklara güneş yanığı da dahil direkt uygulayabilirsiniz, ancak sürdükten sonra, bir süre güneş ışığından uzak durun. Yağdaki hiperisin, güneş ışığıyla temas ettiğinde, ciltte fotohassaslaştırıcı etkilere neden olabilir. Böcek, sinek ısırıklarına ya da arı sokmalarına direkt uygulayabilirsiniz. Ayrıca arı sokmasına, kantaron yağı ve bentonite kilinden yaptığınız bir macunu da sürebilirsiniz. Sarı kantaron yağının zararları, topikal olarak kullanıldığında ciltte kızarıklığa neden olabilir. Cildinizin güneş ışığına karşı hassasiyetini artırabilir. Lupus gibi bir rahatsızlığınız varsa veya güneşe duyarlılığa neden olabilecek ilaçlar, bazı akne ilaçları gibi alıyorsanız, kantaron yağını kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşün. Bazen alerjik etkilere neden olabilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.